Efendim ailece hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Emre Bey. Hocam nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Allah'a şükür, çok şükür, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz hocam, çok teşekkürler, sağ olun. Sesinizi sağ olun, sağlıkla duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Hocam, bugün boşanma sürecini, boşanma psikolojisini konuşacağız. Son dönemde gittikçe arttığından söz ediyoruz. Bazı evlilikler çok basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde birkaç problemle çözümlenebiliyor ve ayrılıklar yaşanabiliyor. Bazı evliliklerde bu tam tersi, büyük problemler olsa da bu ayrılık yaşanmayabiliyor. Açıkçası bu psikoloji nasıl elde ediliyor, bu aşamaya nasıl geliniyor diye sorsam size neler söylersiniz hocam? Tabii şimdi boşanmalar küresel olarak hızla artıyor şu anda. Bütün dünyada hızla artıyor. Bu hızla artmasının çok çeşitli nedenleri var. Yani insanlar şu anda en çok rastlanan neden böyle aileyle ilgili yüklenen anlam değişti. Bu şeyde son 50 yılda 1960'tan sonra aileye yüklenen anlam gelişti. 60'tan sonra bir kadının özgürleşme hareketi başladı. Haklı bir hareketti o. Fakat hareket birdenbire doz aşımı yaşadı. Kadının özgürleşme hareketi bir müddet sonra aile içerisinde kadın erkek savaşlarına dönüştü. O feminizmin bir yıkıcı bir feminizm tarzında oldu. Kadın erkek savaşlarına dönüştü ve bunun sonucunda da özellikle erkek kültürünün tam hazır olmadığı toplumlarda kadına yönelik şiddet arttı. Ve böyle durumlarda da boşanmalar çok hızlı arttı. Hı hı. Mesela dünyada evliliğin ilk 5 yılında boşanma oranı Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika ülkelerinde %50'yi geçiyor. Türkiye'de de %39. Yani bayağı ilk 5 yılda boşanma oranı. Evet. Bu eskiye göre çok fazla. Daha önce 10 kişiden biri boşanıyordu. Şimdi bu şeye %10'lardan %40'lara kadar ulaştı. Yani dünyadaki genel ortalamaya geliyoruz. Ve aile içi şiddet açısından da OECD 2019 OECD raporu var. Kadına yönelik şiddet dünyada da birinciyiz maalesef. Hı hı. 2019 yani ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada Yeni Zelanda geliyor. Hı. Yani kadına yönelik şiddet açısından bütün bunlar bize şey tabii bir ailedeki bir dağılma işareti, kırılganlaşma işareti. Yani kırılgan aile yapısı işareti. Hatta yine TÜİK'in istatistiği var. Kırılgan aile yapısı çalışmalarında yani 5 hanelik ev hızla azalıyor. 2 hanelik yani 2 üyelik haneler azalıyor. 3'te artış var. 2'de artış var. Yani bekar yaşam ciddi şekilde grafik yükseliyor son 10-15 yıl içerisinde bu daha da belirginleşti. Hı hı. Ya bütün bunlar gösteriyor ki aileyle ilgili şu anda Avrupa'nın özellikle Kuzey Avrupa'nın İskandinav ülkelerinin yaşadığı sorunları biz 10-20 sene sonra yaşayacağız gibi gözüküyor. Hı hı. Oradaki sorunlar ne ailede? Hı hı. Şimdi mesela aile içerisinde evlilik dışı çocuk sahibi olma oranı Fransa'da %59. Evet. İsveç'te %59, İzlanda'da %69 civarında. Hı hı. Türkiye'de %2,5 şu anda. Yani hı hı. Evlilik dışı çocuk doğumları, nikah dışı hı hı. olanlar. Bütün bunlar biz aileyle ilgili bir kriz gösteriyor. Bu sonuç olarak da boşanma hızında artış var. Hı hı. Yani küresel olarak artış. Dünyada en çok da boşanma artışı ABD'de. Hı hı. Yani bu da oradaki yani insanlar zenginleşiyor, maddi refah seviyesi yüksek ama psikolojik refah seviyesi, manevi refah seviyesi aynı yükselmede değil. Aynı stabil kalıyor hatta aşağı doğru gidiyor. Hı hı. Ama gelir kişi başına gayri safi milli hasıla oranı
20'lerden 10 bin dolardan 35 bin dolara çıkmış son 50 senede kişi başına. Fakat aynı şey manevi refah aynı seviyede değil. Bunun sonucunu da biz somut olarak ailenin dağılması şeklinde, boşanma şeklinde görüyoruz. Bunlar küresel sonuçlar, zamanın getirdiği sonuçlar. Şimdi böyle sonuçlar herkes maruz buna. Ama bazı aileler daha kırılgan, bazı aileler daha dayanıklı. Evet. Yani bunlara baktığımız zaman hangi aileler kırılgan? Mesela eşler ben merkezci ise boşanma çok hızla ortaya çıkıyor ben merkezci ise. Evet. Yani taraf, sorun çıktığı zaman taraflar birbirlerine karşı güç mücadelesine, hakimiyet mücadelesine giriyorlar. Ben haklıyım, sen haklısın, benim param senin param, benim annem senin annen gibi güç savaşları oluyor. Böyle durumlarda da iki taraf da kaybediyor. Yani kazanan olmayan bir ilişkidir bu. Halbuki aile içi ilişkiler rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki olması lazım. Yani yakın ilişki ve yaşantılarının, yani evin güvenli alan olması için insan evine geldiği zaman böyle kendisine rakip olan, ayağını kaydıran bir eş, kadın ve erkek fark etmez. Yani kendini güvende hissetmesi lazım. Kendini emniyette hissetmesi lazım. Bunu emniyette hissedemezse eve geldiği zaman zarar görme kaygısıyla varsa o mutlu olamaz. Bu evin daha önceleri biz yuvaya sevgi yuvası diyorduk. Şimdi güven yuvası diyoruz çalışmalarda. Çünkü güven zaten sevgi güveni sağladığı için sağlarsa faydalı oluyor. Sağlaması sevgi de bir işe yaramıyor. Onun için sevgi artı işbirliği eşittir güven ortaya çıkıyor. Ve daha sonra da ömür boyu aşk ortaya çıkıyor. Evet, yani evet. Onun için evlilikteki boşanmaların nedeni evlilikte sorun çözme stilinin bilinememesi. Yani en önemli birisi ego savaşları dedik. Güç savaşları, kişilik savaşlarının olması. Zaten her evlilikte bir üç tane dönem vardır. Bak, birinci dönem romantizm dönemi. O evlilik yani genellikle bir iki sene içinde romantizm ikinci plana düşüveriyor. Böyle durumlarda eğer kişiler güç savaşlarına ve kişilik çatışmaları yaşanıyor. Eğer kişiler şanslıysalar, haklıysalar, yani becerikliyseler böyle durumda sorunları kolayca çözebiliyorlar. Ya da kendilerini geliştirmişlerse. Daha sonra olumluluk dönemine geçiyor evlilikte. Evet. Olumluluk dönemine geç, bağlılık dönemine geçiyor. Bu dönemde de bu şeylere bakıyorsunuz, hani ileri yaşta olup da böyle yani gözlerinin içine bakan, el ele tutuşmuş kişiler görüyorsunuz. Emin ol bu yani bağlılık, yani bağlanma, güvenli bağlanmayı sağlamış kişilerdir onlar. Herkes huzurlu oluyor, mutlu oluyor. Bunun için işbirliği kurma becerisi çok önemli. Boşanmaları araştırdığımız zaman en çok hani gözüken böyle işte maddi yetersizlikler şu bu gibi gözüküyor. Ama maddi yetersizlik öyle bir şey ki yüklediğin anlamla ilgili. Doğru. Yani çünkü eğer iki tarafında çıtası yüksekse daha fazla diyorsa, yani şu anda bir devlet memuru geliri belli. Onun eşi böyle işte televizyonlara bakıp sağa sola bakıp şunu da al, ne biçim adamsın, niye almıyorsun diye sıkıştırırsa eşi farkında olmadan rüşvete doğru kaymaya başlıyor. Küçük şeylerde mutlu olmayı öğrenen bir yaşam felsefesi varsa, sıradan şeylerden zevk almayı öğrenebiliyorsak, başkalarını değiştirmek yerine, dünyayı değiştirmek yerine önce dünyayı değiştirmeye kendimizden başlamayı başarabiliyorsak, böyle kişilerde yaşam felsefesi doğru olduğu için evlilikte de daha kolaylar, daha kolay sorunlar çözülebiliyor. Evet, yani bunun evet. için ya bütün bunları kişilerin evlilik olgunluk ölçeği uyguluyoruz işte önce onun için. Evlilik olgunluğu varsa bu kişilerde boşanma daha az oluyor. Evlilik olgunluğu yoksa zaten bu kişilerde muhakkak bir yerden kriz çıkıyor. Bir de daha önceleri tabii geniş aileler vardı. Anneanneler, babaanneler, bilge kişiler. Evde çocuklar böyle yani eve böyle anne baba kavga ederken bir anneanne gelir. Televizyonun kumandasını kullanmayı bilmeyen anneanne gider anneye bir şey söyler, babaya bir şey söyler. Bakar ki birdenbire kavga bitmiş. Evet. Bakmış herkes gülüyor. Evet, bu neden? İşte buna duygusal zeka deniyor. Evet. Yani evlilikte duygusal zeka düşüklüğü hem boşanmaya kadar götüren mutsuzluk sürecine sebep oluyor. Yani bir evde mutsuzluk varsa
boşanmaya doğru gider. Onun için evi sıcak atmosfer yapmak, evde böyle bir güvenli alan oluşturmak. Yani herkes eve gelirken koşa koşa gelsin, severek gelsin. Huzur bulabilsin evde. Evet, eğer evde bir huzurlu bir yaşantı yoksa, çünkü mutlulukla huzurun da bir farkı var. Mutluluk, insan mesela birçok kimse alkol alır, uyuşturucu alır, o anda mutludur. Ama huzurlu değildir. Yani mutlu, yani ya da bir vur patlasın, çal oynasın, eğlenir. Bütün geceyi eğlenceyle geçir, mutludur. Ama huzurlu değildir. Yani o eğlence gittiği zaman mutsuz olur tekrar. Devamlı aynı ortamda yaşamaya başlar. Bu Covid de çok ondan etkiledi. Yani eğlenceyi bir nevi yaşam felsefesi yapmış kişiler, özellikle Batı kültürlerinde, onlar çünkü eğlence odaklı yaşıyorlar. 5 gün çalışıyor, 2 gün eğleniyorlardı. Covid'den sonra bu eğlence de ellerinden gitti. Onun için başka bir çözüm bulabilenler burada mutlu olabilecekler. Mesela aileye yatırım yapacaklar, yani insana yatırım yapacaklar. Bunu yapamayanlar da boşanma hızı artıyor. Evet. Yani böyle materyalizmin çok yoğunlaştığı, maddeci keskinliği çok arttığı kültürlerde boşanma oranı da çok yüksek. Siz zaten her zaman şu konuyu da dile getiriyorsunuz hocam. En ufak bir problemde, ya dünyaya ben bir kere geleceğim, bunu çekmek zorunda mıyım? Neden böyle bir sıkıntıya giriyorum düşüncesi, sınırsız özgürlük düşüncesiyle zaten aile kavramı çok da mümkün olmuyor. Tabii yani burada yani böyle evliliğe biz şöyle, ben mesela hiç unutmam, bir genç gelmişti, bilgisayar mühendisi, genç eğitimli, eşi de bir öğretmendi. Geldi, evlilik 3-5 ay olmuş evlilikleri. Birdenbire erkek diyor ki, eşim bana göre değil, boşanmak istiyorum diyor. Evet. Babası da öğretim üyesi üniversitede. Evet. Apar topar getirdiler bana, ya bu çocuk böyle nasıl bir iş veren diye. Yani baktım, bilgisayar mühendisi olmuş yani yıllar önce bu. Böyle eğitimli, şey yüksek. Fakat narsizmi de çok yüksek. Narsizmi öyle yüksek ki her şey, ben en mükemmelim, her şey bana en mükemmelim, eşim de en mükemmel olmalı diyor. Peki eşinin beğenmediğin şeylerini listeler misin dedim, yazdık böyle iki tarafa da. Ağzı kokuyor diyor, ağzı kokan bir insanla yapamam diyor mesela. Boşanma gerekçesi olmuş ya. Evet. Beklenti, rasyonel olmayan, gerçekçi olmayan beklenti. Evet. Daha sonra biz bu işte terapi programını aldık onu. Evliliğe baktım, evlilikteki yani eşini mükemmel bekliyor. Peki kendisi mi mükemmel mi? Kendisinin kusuru yok mu? Buna bakmıyor. Yani ben mükemmelim, o da mükemmel olmalı gibi. Bak burada farkında olmadan narsizm evliliğin en büyük düşmanı onun için. Evet. Narsistik kişiler bütün eşinle ilişkisini köle efendi ilişkisine indirgerler. Evet. Ben güç, hele güç de elindeyse, para da varsa eşini köleleştirmek isterler. Şimdi günümüzdeki hiçbir kadında eskisi gibi, yani özellikle yani ben genç kızların okumalarının arka planında en büyük etken bu. Anneler çocuğun elinde, kızım eğer başına kötü bir evlilik yaparsan kolunda bilezik olsun diye okutuyorlar anneler şu anda. Evet, doğru. Yani 10 sene 20 sene önce okula gitmeyen kızlar bu kıyafet özgürlüğünden sonra daha çok gitmeye başladılar şimdi. Yani onun için bütün bunlar hepsi şey, toplumda bir değişim işareti, kadının özgürleşme hareketi var, talepleri var. Erkek kültürü buna yakın değil. Yani burada sorun olduğu zaman konuşabilmeyi ve eşit ilişkisini, yatay ilişkiyi başarmak gerekiyor. Yani böyle kadın erkek ilişkilerinde yani kimse tek başına evin reisi değildir. Evlilikte yani bizim kültürümüz mesela çok güzel bir yöntem gelişmiş. Kadını evinin dahil, müdürü dahilisi kabul etmiş. Yani evdeki İçişleri Bakanı gibi. Evin iç, yani koltuk nerede olacak, tablolar nerede olacak, erkek karışmayacak buna. Yani orada kendini özgür, güvenli alanda hissedecek kadın kendini. Öyle yani dış konuda da son kararı eşine bırakacak ama. Yani dış kararlarda da işte paranın yönetimiymiş, İşte alışverişmiş, iş hayatında. İş kararlarda erkek eşine bırakacak. Böyle bizim kültürümüzde böyle bir denge kurulmuş. Yani bu kazan kazan ilişkisi ortaya çıkıyor. Evet. Bunlar değişti şimdi. Evet. Sosyal dayanaklar zayıfladı. Geniş aile zayıfladı. Anneanne babaanneler gelip yardım ederdi. Onlar da
çekirdek aile dolayısıyla uzaklaştılar. Birdenbire gençler hata yapmaya başlıyor, evleniyor, birbirinin kalbini kuruyor. Yani vücuda bir virüs girdiği zaman hemen elini yıkarsan, hijyene dikkat edersen vücut yayılmadan temizlenir. Şimdi burada da küçük bir hata yapınca, küçük hatayı düzeltmeyi başaramayınca hata büyüyor büyüyor. Yani vücuda giren virüs hasta etmeye başlar gibi. O hatalar da büyüyor büyüyor. İlişkiye zarar vermeye başlıyor. Güven ilişkisine zarar veriyor. Sevgiyi yıpratıyor. Evet, evet, evet. Yani bunun için yani bu da mesela evlilikte genellikle bakıyoruz o ikinci dönem hani çatışma döneminde güç çatışması. Kadın kendini çocuklarına veriyor. Evet. Erkek de kendini işine odaklanıyor. Birbirlerine ayırdıkları zaman azalıyor. Onun için Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. O çalışmada mutlu ailelerde 3 tane ortak özellik tespit etmişler. Bak, birincisi birlikte zaman geçirme çok. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri çok kullanılıyor. Evet. Ailede. Üçüncüsü de birlikte kiliseye giden aileler olmuş bunlar. Yani bu ne demektir? Aslında bak yaşam felsefeleri ortak. Aynı zamanda empati var. Takdir, övgü yani kusurlu hep bir taraf bir tarafının kusurlarını düzeltmek gibi bir şey girmiyor. Diyelim 10 tane hareketi var. 7-8 tanesi iyi, 2-3 tanesi kusurlu. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz 2-3 kusurun üzerinden gidiyoruz. Karşı taraf kendini kötü hissediyor. Ve o da onun kusurunu bulmaya başlıyor. Halbuki takdir, övgü, onayla gidilirse ilişkilerde kusurları daha sonra kendiliğinden zaten evlilik demek cepheleşme demek değildir. Evlilik birlikte yürümek demektir. Çok doğru. Çok doğru hocam. Yani bunu cepheleşerek yani evliliği yürütürseniz o sana tabak fırlatıyor, sen de fırlat. O sana tabak fırlatıyor, sen de fırlat. Böyle evlilik böyle bir anlam yok evlilik. Evet hocam. Hocam bu arada sesiniz biraz uzaklaştı, biraz yankılı. Tabii, öyle mi? Şu an gayet iyi. Şu an iyi hocam. Onun için evlilikte mesela o bilgisayar mühendisi gençlere şöyle söyledim, hemen toparladılar. İkisi de zekiydi. Şimdi dedin ki bak evlilik bir okyanusa çıkan bir gemi gibidir ya da uçağa binen bir şey gibidir. Yani Atlantik'ten uçuş yapacak bir uçak gibidir. Yani evliliğin ortasında, uçağın ortasında ben sıkıldım, ineceğim. Geminin ortası ben sıkıldım, vazgeçtim diyebilir misin? Diyemezsin. Evet. Evlilik de böyle bir kurum. Çok evliliğe başladık, evliliğe başlamadan önce gözünüzü 4 açın. Evlilik olduktan sonra gözünüzü yarım açın. Evet. Yani böyle olmazsa birbirinden kusursuz insan yok ki. Sen orada mesela ağzının kokusunun gitmesi için ne yaptın? Evet. Bir şey yapmamış. Birdenbire yok. Onun üzerine yani iyi niyetli olduğu için esnedi ikisi. Evet. Ve eşi de iyi davranmaya başladı ve toparladılar. Yani iyi niyet varsa evlilikteki çatışmaları kolay çözüyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Mutsuz bireyler ve ne yazık ki mutsuz nesiller de bu süreçte ortaya çıkıyor. Hocam size az bir zamanımız kaldı ama şunu da sormak istiyoruz. Evet, boşanma sonrasında insanlar güçlüyüm mesajı vermek adına hatalı yollara da düşebiliyorlar. Bu konudaki fikirlerinizi, yorumlarınızı da merak ederiz. Tabii boşanma sonrası en çok rastlanan öce alma şeyi ortaya çıkıyor. Evet. Öce alma şeyi yani böyle durumlarda sırf eşini kıskandırmak için hemen ilk başta rastgele birisinin ne bağlanı veriyor. İkinci bir rastgele düşünmeden ikinci bir evlilik daha yapıyor böyle. Evet. Böyle. Yani sırf eşi evlendi deyip karşı taraftan öce alma duygusuyla bu aslında hepimizin yani intikam duygusu, öce alma duygusu, revanşist duygular insanın doğasında vardır. Evet. Bu. Böyle akıllı insan revanşist duygularını ne yapar? Revanştan bir tanesinin bir sebebi karşı tarafı böyle sürüm sürüm süründürmek değil. İnsan kendisi başarılı olduğu zaman karşı taraf senin başarını gördüğü zaman o zaten mutsuz olacaktır. Onun için yani kendine başarı ve iyi bir hedef koyup iyi bir yol çizmek de revanştır. Yani öcü almaktır, intikamdır. Bunu böyle düşünmek ve de intikam beslemek şeydir. Yani zihninde sırtında bir çuval patates taşımak gibidir. İntikam beslemek ve zihninde bir çöplük taşımak gibidir. Hep böyle lüzumsuz düşünceleri tekrar tekrar düşünmek, öcü almak, uykunuzu uyuyamazsınız, rüyanıza girer. Yani onu rüyanızda onu bir şekilde böyle savaşırsınız. Bu duygu uyandırır ve beynimizi yorar bu. Onun için burada yani karşı tarafı yok saymak, yani onu affetmek değil, affedemezsiniz bazı şeyleri. Yani affetmek
karşı tarafı ya iyilik yapmak değil, affetmek aynı zamanda kendi insanın zihnindeki çöplüğü silmektir. Hı hı. Kendisi için lazım insanın. Ve karşı tarafa önem vermediğini hissettirmek de bir öce almadır. Yani ona intikam alıp da ona böyle rövanşla yaklaşmak yerine onu yok saymak en güzel intikamdır aslında. Özellikle egosu yüksek insanlara yapılacak en güzel öç alma yöntemi onu yok saymaktır. Evet, evet. Yok saydığı zaman karşı taraf ya beni bakmıyor bile, beni hiçten bahsetmiyor bile deyip daha çok çıldırır. Hı hı. Onun için yani yok sayıp kendi hedefine, yoluna gitmek. Evet. Hedefini belirleyip doğru şeyler yapıp o güzel işler ortaya çıkar zaman zaten böyle durumlarda en çok hata yaptıran acelecilik, sabırsızlıktır insana. Doğru. Böyle dayanıklık becerisi olan kişiler böyle durumlarda orta ve uzun vadeli plan yapabiliyorlar. Hı hı. Plan yapıyor. Şu anda bazı şeylerden ve konforundan fedakarlık yapıyor. Ama orta uzun vadedeki kazanımlarını düşünüyor ve güçlenerek ilerliyor. Hı hı. Yani bu da biz pozitif psikoloji eğitiminde öğretiyoruz bunu modüllerle. Daha önce bu hayatta insan olduğu yaşarken öğreniyordu bunu. Hı hı. Olaylarda öğreniyordu. Bilge kişilerden öğreniyordu. Ama şu anda bu şey yok maalesef. Yani şu an artık toplum öğretemiyor bunu. Evet. Muhakkak bunu artık eğitim sistemimizde öğretmesi lazım. Kesinlikle. Yani karnelerdeki sol taraf karne notları var ya işte akademik başarı. Hı hı. Sağ taraf aslında davranış notları vardır sağ tarafta. Evet, evet. Onlar da hayat başarısı için önemli. Kesin. O notları rastgele doldurulmaması lazım. O notlar da öğretilip öyle doldurulması, modüllerle öğretilmesi lazım ona. Çok doğru. Çünkü, evet yani bu yani evlilikte de bu geçerli. Hı-hı. Karşı cinsle ilişkilerde de geçerli. Karşı cinse yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani ama şu anda yani biz böyle evlilik diyoruz, ailece programı yapıyorsunuz ama gençler evlenmek istemiyor söyleyeyim. Şu andaki yetişen ha, küresel olarak böyle. Niye evleneyim ki diyor, ben hayatımı yaşayacağım diyor. Devlet zaten bakar bana diyor. Hı-hı. Ve şey diyor yani niye bu bir borca gireyim diyor, morguca gireyim, 10 sene taksit ödeyeyim diyor. Hı hı. Böyle bir konformist bir şey geliyor. Nesil geliyor. Ama iyi niyetliler, sevimliler. Hı hı. Yani ama yani bu yaşam felsefesi değişiyor gençlerde. Gençler şu anda, yani gençlerle ilgili hatta ekonomi tezleri de yeniden yazılmaya başladı. Hı hı. Gençlerin satın alma davranışı değişti. Hı hı. Marka satan mağaza, gençlere marka satan mağazalar şu anda iş yapamıyorlar. İngiltere'de, Amerika'da. Hı hı. Onlar teknolojiye yatırım yapıyor çocuklar. Yırtık kotla dolaşıyor, teknolojiye yatırım yapıyor. Marka şeyi yok. Marka evet. Merakı gençlerde azaldı şu anda yeni kuşakta. Evet, 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 evet. Yani bütün bunlar şey var. Yani ekonomi de yeniden yazılıyor. Bunu şey yapmamız lazım bizim. Yani gençler de evlilikle ilgili ne gerek var diyen bir gençlik geliyor. Hı hı. Yani boşanma kadar bunu da önemsemek gerekiyor. Kesinlikle. Bize bu boşanma çok arttığı zaman kötü örnek de oluyor gençlere. Kesinlikle. Yani, filanca kişi boşandı, ben de öyle olmak istemiyorum diyor. Evet. Yani evet. Bunlar da hepsi önemli. Kesinlikle. Yani bunlar toplumun içe kanayan yarası gözükmüyor. Biz güncel güncel politik tartışmalarla vakit kaybederken, hı hı, bu yara burada büyüyor. Yani bunu da bilmek lazım. Evet, evet. Bu yarayı kapatmak lazım. Bu yarayı ciddiye, evet, almak lazım hocam. Oldukça, evet, kıymetli konular. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size de. Hayırlı cumalar. Çok sağ olun hocam. Siz de hoşçakalın. Efendim, boşanma süreci psikolojisini konuştuk. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızdan dinledik kendisine. Yeniden çok teşekkür ediyoruz.